Tisav'ı öldür. Vaa! Çık lan dışarı. Hayda. Hayda. John Kramer reis mi geldi yoksa? Wow, reis. Hayda. Ne oluyor lan? Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir testleri bölümünden hepinize selamlar. Ben normalde arkadaşlar bu kısımdan tep 7.2'de kalmıştım. Şu an o burada yok fakat burada 7.7'ye kadar olan bölümlerin hepsinde ben crash yiyorum. Hani hangisini yüklemeye çalışsam çalışırım crash yiyorum. Yani 7.2'den itibaren 7.7'ye kadar olan bölümleri maalesef size gösteremeyeceğim, çekemeyeceğim. O kısımları izlemek istiyorsanız YouTube'da bulabilirsiniz merak ediyorsanız eğer. Mami çok önemli şeyler olmuyor dedi orada ama hani bilmiyorum görmediğim için. Hani bu durum için kusura bakmayın ama gerçekten 2-3 gündür bunun için uğraşıyoruz. Zaten Sav'ın gecikmesinin sebebi de bu. Oyun bir türlü salmadı beni. Gerçekten bir ton şeyle uğraştım yani. Formatından tutun, crash'inden tut. İşte bilmem yüklenmiyor, Türkçe yaması falan cart curt cart curt. İşte dediğim gibi kusura bakmayın tekrardan artık buradan itibaren devam edeceğiz. Evet şu an dediğim gibi nerede olduğumu hiç bilmiyorum çünkü 4-5 part atlayarak geldim buraya. Zor günlerden geçtik tabii arkadaşlar. Artık kısmet ya bundan sonrası. Ne diyeyim yani sonuçta oyunu bitirebileyim en azından yani oyunu bitirebileyim o bana yeter. Sanırım evet. Evet direkt finale gelmişim arkadaşlar. Nasıl atladıysam partları ama dediğim gibi elimde değildi. Birisi özgürlük birisi de doğruluk hani hakikat gerçeklik gibisinden bir kapı. İkisini de deneyeceğim dediğim gibi. Fakat ilk hangisini denesem? İlk uzak olan kapıyı denemek istiyorum. Doğruluk, gerçeklik gibisinden olan kapıyı denemek istiyorum. Tabi direkt açtırmıyorsun bana. Ha bir görevim var. Anahtar bulmam lazım. Ha tamam. Direkt finale geldik dedik ama yapmam gereken bir şey var. Alt yazılar alt yazılar. Reis susarsan sana zahmet. Reis ben onu bir daha denemeye sana zahmet. Gelmene az kaldı dedektif. Hikayemin bu kısmı bitiyor. Aradığın yalanlar bu kapının arkasında. Bekliyor olacağım. Ha tamam ben direkt finale geldim sandım. Birkaç bir şey yapacağız. Güzel. Tamam bey sürekli konuşacağım mı böyle? Bir kere anlattım galiba yeter. Ne oluyor Undertaker'ın mezarına mı geldik ama? Kütüphaneye gir. Tamam. Bu nasıl bir amaç lan? Hayda. Hayda. John Kramer reis mi geldi yoksa? Arkanda, avluda iki kapı bulunuyor. Bir kapı gerçeğe, bir kapı özgürlüğe. Bu vereceğin son karar olacak. Fakat seçimini yapabilmem için dedektif Tep, son diyaloğu yaparak anahtarı kazanman gerekiyor. Anahtarı getir ve seçimini yap. Oy. Reis bu sahne beni etkiledi bir şey değil mi? Ne ki bana? Zaman boşa kır dedektif. Hep böyle bekleyemem. Ne oldu lan? Ne oldu ama? Valk mı yaptıracağım bana? Ha orayı açtın. Oha 10 dakika süre mi? Ne oluyorum dinozor falan mı öldüreceğim? 10 dakika süre ne? Sıçtım bir şey değil mi? Özgürlük ve gerçek. Hepsinin sonucu var. Riske atılacak mısın? Ha jüreyi zıpladı işte lan. Az siktir bir şey değil mi? Sıçtım. Sıçtım. Net sıçtım. Altta falan da dövüşenler var. Ne oluyor lan? Parkur mu yaptırıyor reis bana şu an? Atma bir dur amına bir sen eksiksin. Lan duduştum lan! Anlan be avradını senin. Ben yanlış yere mi geldim ya? Bunu zaten dövmüşler. Canını azaltmışlar bunu. Bak da bıraktım beni yanlış şu an. Ben vuramıyorum sen bana vuruyorsun. No. Ananı sikiyim öldür tamam öldür. Öldür. Testlere de bug'a girmezsin. Testlere de bug'a girmezsin ya. 1 GB'lık oyun ya. Burada kocaman merdiven var mı sana ses atayım. Hay gözümü. Allah bilir kaç kere üstünden geçmişim. Tamam siz bir dövüşün. Lan adamın gözü yok zaten. Peki ben sana arkadan gelip yardım etmedim ben. Şimdi sırası. Şimdi seni döverim. Amık marshmallow'u. Lan bu ölmemiş. Karşım bayılmayı ölmek mi zannettim? Ha, şimdi nereden çıkıyoruz? Oradan geldik. Buradan çıkıyoruz. Tamam. Atma atma. Bye bye bye. Bir de oyunda hızlı koşma yok shift'te. İnanılmaz sinirim bozuluyor. Tamam sana şu
Buradan ulaşırım herhalde değil mi? Buradan gidebiliyorum. Dur lan, sakın aşağı düşürme beni. Dur lan. Bu kadar çok süre vermesinin sebebi acaba ne? Bana... Son noktası niye yazmadı? Yine mi? Ayy! Ayy! O efsane müzik. O efsane müzik. Birinci filmin sonu geldi aklıma, inanılmaz. Şaşırmıştım ve mindfuck yemiştim. Dedi ya da bize. Buradan gidip şeyi kapatacaksın. Tamam, onu kapattık. Artık onu kapatma animasyonlarını göstermiyor galiba oyun. La dur, ona değil, ona değil. Lan ona değil, lan ona değil, lan. Gerçekten çok riskli ve tehlikeli işler yapıyorum şu an arkadaşlar, sırf sizler için. Biz bir aileyiz biliyorsunuz ki. Aaa. Ah, son yarıda geçtik, güzel. Aaa. Bir ses bandı da. Ha. Bu kadar mıydı? Seçim senin. Daha başladı. Oh, verdi bağlama kolunu şeyi. Sıçırtacak yine bizi burada. Şey yapmam lazım. Yine oyun kitini aç. Sana şey bulacağız değil mi? Buradan bir yerden bulup onu... Hah, bulduk. Tamam, vahı bulduk. Çok güzel. Sadece buradayken benim şeyim gidiyor. Buradaki gazı kapatacağız şu an. Yani bir nevi sürem sadece süre işliyor diyebiliriz. Canlık bir sıkıntım yok. Mini oyunu kullan. Tamam, çok zor da değil misin acaba? Bir dakika. Sanırım oldu. Yes. Bağlama kolum vardı benim bir de. Sen bir de bana bağlama koluyla bir şey yaptıracaksın değil mi? Acaba ne yaptıracağım? Peki ben birini boğulsam bağlama koluyla? Sağlık şırıngası güzel. Bağlama kolu burada, tamam. Son şeyimiz şu an diyebilirim bağlama kolu için. Aşırı zor değil ama yine de sinir bozucu tabii ki de. Bağlama kollarını hiçbir zaman sevmiyorum. Son bir kaldı ama bunu nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bunu buraya versek. Ha. Oh. Reis, benim sürem çok azalmış. Sen buraya ne gel? Bari bitmiş olsun, bitmemişse eğer yandım. Galiba bitmiş. Bitti mi? Seçim ekranına geri geldim çünkü. Bitti. Oh. Yaptıracağın her boku yaptırdın aslında. En sonunda yine rahat bırakmayacaksın değil mi illa? Ama anahtarı da zaten almıştık. Hadi bakalım. Seçim ekranındayız. Sona geldin dedektif. Bilmen gereken son yola. Kurtarabileceğin herkesi kurtardın. Kurtarmayı dilediğin hayatlar, hayatlardı bunlar. Buradasın. Peki ama takıntının üstesinden gelebilir misin? Akıl hastanesinde kalan herkesi kurtardın. Onlara özgürlüklerini verdin. Gerçeğin peşini bırakırsan bu takıntıdan kendini kurtarabilirsin. Ya da gerçeğin peşini aramaya devam eder, takıntını sürdürür ve hayatları gene hiçe sayarsın.
Reis, her zaman gerçeklikten yanayız. Biz anlatabiliyor muyum? Özgürlük ikinci planda bizim için. Hadi bakalım. Gerçekliğin peşinden gidiyoruz abi. Gölgeli figürü takip et. Takıntın dışarıdaki hayatı mahvetti. Etrafındaki herkes yaraladı. Bu takıntının üstünden gelemiyoruz ve bu yüzden buradaki insanlar acı çekmek zorunda kalıyor. Reis ben... Gölge bir dur lan. Reis konuşuyor diye... O da bir, bu arada çok kötü bir tuzak yemiş ondan. Fark etmedim sanmayın. Bayağı base'e falan gidiyoruz herhalde. Buralar nere? Gölgeli figür. Wow, Reis! Bu sen değilsindir ya, bu kadar küçük değilsin sen. John Kramer Reis. Duvardaki delikten geç. Şu an şunlar... Neden özgürlüğü seçmiyorsun? Reis beni caydıramayacaksın, boş konuşma be. Şu an seni yakalamak için her şeyi veririm abi. Bir şey diyeyim mi? Seriye baştan bile başlarım şu an seni yakalamak için. O kadar yapmam da yani, bu tamamen şov amaçlı söylenen bir cümleydi. Gölgeli figür kayboldu ya, ben buradan düşerim bir şey değil mi? Oh, düşmedi. Hayda! Ne oluyor lan? Reis eğimine sokayım, nasıl bir patlı? Bak kaçışa bak, kaçışa bak! Allah'ın belası İtolit, gel buraya. O ne? Manken vuruluyla döveceğim seni. Kaçışı gördünüz mü abi? Gölgeli figürle dövüş mü? Neredesin lan? Ha, aşağı inecekmişim, pardon. Abi gölgeyle niye dövüşüyorum ben? Bak rakibim gerçekten güçlü çıktı. Ya vurdum bunu magasa, bir dur. Şimdi seni çok atlattık biz. Ne oluyor lan? Onunla vurma, onunla vurulur mu abi? Net bir adaletsizlik var. Elime bir şey ver elime. Gölge döveceğim. Hadi bakalım. Gölgeli figürle dövüştün mü ben şu an? Çünkü Sav'ı öldür. Vaa! Çık lan dışarı! Aman akodumun oğlu! Bitti. Hasta oyunların artık bitti. Ne oluyor? Oynuyoruz kurtulup pay oldu lan. Bu çılgınlığı bir daha deneme fırsatın olmayacak. Tüm bu öldürdüğün insanlar bir daha öldürmene izin vermeyeceğim. Ne? Amendo. Bir şey diyeyim mi Amendo? Sesi duydunuz mu? Kız sesiydi. Amendo'yu öldürdük muhtemelen. Merhaba Melissa. Aa, eğer bunu duyuyorsan testem anlığını avradınız. Tüylerim diken diken oldu. Kur'an çarpsın. Tebi affettim. Kocanın ölümünden sorumlu olan adamı. Hayatını parçalara bölen adamı. Artık aileni tekrar kurman gerekiyor. Oğlun artık benim gözetimim altında. Eğer onun yaşamasını istiyorsan bir oyun oynamak zorundasın. What the fuck? Sana verilen talimatlara uy. Oğlunu tekrar görmek istiyorsan dedektif Tebi'yi izlemeye devam et. Kurallara uyduğundan emin olmak için konuşma yeteneğini geçici olarak devre dışı bıraktım. Ha, dilini kesmiş. Ha, dikmiş ağzını, pardon. Saat 6'ya geldiğinde özgür olacaktın. Fakat adamlarına dikkat et. Yoksa kaderin kocanınki gibi olur. Yaşa ya da öl, Melissa. Kral, ben 100 yıllık... Yani... 20 yıllık hayatımda ben böyle bir göt oluş görmedim ya. Mükemmel bir göt oluştu abi, bir şey diyeyim mi? Heh, deliler hastanesine mi yattık? Abi yoksa onların hepsini mi hatırlıyor? Aha, onları hatırlıyor. Abi adam delirdi, anasını avradını satayım ya. Aklını yitirdi lan. Abi mükemmel bir sonuç, bir şey değil mi? Hiç beklemiyordum, yemin ediyorum hiç beklemiyordum. Wow. Süperdi. Ben dedim kesin amen de o. Allah Allah. Bir de diğer sonu yapalım bakalım gençler. Özgürlüğü yapalım bir de. Ondan ne olacak bakalım. Hadi bakalım.
sefer de özgürlüğü seçtik. Bir nurlandık. Direkt animasyon mu giriyor özgürlüğü seçtiğimizde? Oo. Onlar bizim araştırmalarımızda bayağı bir... Ha. Ne bunlar, gazete haberleri falan mı? Ha, bunun, burası bizim evimiz mi? Ne oldu? Kurtulduk. Bütün bu çabamızı falan anlatıyor sanırım. Hayır. Abicim bu nasıl özgürlük? İki sonunda beni inanılmaz şaşırttı abi, bir şey değil mi? Gerçekten filmi izlemiş biri olarak filmde de böyle şaşırıyordum, oyunu da şaşırttı. Yani helal olsun, ne diyeyim? Yapmışlar. Yapmışlar. Vallahi yapmışlar. 5. bölümden sonra oyun sıkmadı değil, yalan söylemeyeyim. Hep aynı tuzaklar falan filan ama sonunu çok iyi bağlamışlar. 10 üzerinden 6-7'lik bir oy veririm. Öldürdü abi kendini gördüğünüz gibi dedektif. Güzeldi. Güzeldi gençler. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Özgürlük olarak adlandırılan sonda hani testleri yakalayamadığımız için artık hani çok fazla denemişiz gerçekten ve gazetedeki ki haberleri gördünüz yani. İtibarımız zedelenmiş bir nevi. Buna dayanamayıp intihar ediyor. Diğer sonda ise testlere Melisa'ya bir oyun vermiş. Bizi izlemesi konusunda. O eğer o oyunu yaparsa serbest kalacağını ve çocuğuna kavuşabileceğini söylemiş. Biz de onu testlere sanarak bayağı bir hasar verdik. Ardından da tekrardan giderken öldü. Melisa'yı öldürmüş olduk bir nevi. Tam bizi öldürmemiş olsak da. Testere reis yine sağ çıktı yani. Ki zaten testere yakalanması o kadar kolay değil. Bir kapıyı kırarak testereyi yakalayamazsın. Umarım seri ve video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki oyun videosunun ne olacağını çok merak ediyordunuz. Bunu da buradan açıklayayım. The Walking Dead dediniz, işte Stranger Things'in oyunu dediniz. Arka sokaklar yazan bile oldu. Bir sonraki dizi oyunumuz arkadaşlar Prison Break oyunu olacak. 5 sezonun tamamını izledim hiçbir bölümü kaçırmadan. Diziye fazlasıyla hakimim. Bu yüzden anlatımında ve konuları anlamakta size yardımcı olacağımı düşünüyorum. O da dizinin oyunu. Diziye uyarlanmış bir oyun. Çok kısa bir baktım. Karakterler var yani, dizideki karakterleri barındırıyor. Sanırım ana hikayeyi de içeriyor. Umarım seri hoşunuza gitmiştir. Umarım diğer seriyi de beğenirsiniz arkadaşlar. Korku oyunları da gelmeye devam edecek. Single, ekiple de oyunlar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.